Evet, Sebep Sonucu'nun son bölümündeyiz. PKK'ya yönelik operasyonu konuştuk. Biraz bu bölümde ekleyeceğiniz var mı Uğur Hocam? Size sözünüzü bölmüştüm. Yani işte bakın, harita çok açık ve net görünüyor. Bu işte Sayın Cumhurbaşkanımızın teröristten dediği şey. Biz bunu 15 senedir söylüyoruz. Amerika bunu Büyük Orta Doğu Projesi diye 2000'li yılların başında ortaya attı. Yani Büyük İsrail. Ha, ne yaptılar? Irak'ı 3'e böldüler, Suriye'yi 4'e böldüler, Libya'yı 2'ye böldüler, Sudan'ı 2'ye böldüler. Böl ve yönet politikası. Hı hı. Bölgede iki tane ülkeyi bölemiyorlar. Onlara da diyor. Biri İran, biri Türkiye. Çünkü ikisi de kadim, gerçek devlet. Yani öbürleri işte Murat Bey de söyledi, komutan da söylemiyor. Öbürleri dandik dandik devlet. Harika sonradan üzerinde çıkmış. Suriye diye bir devlet mi vardı? Hiçbiri yoktu. Onların Osmanlı'nın Halep, Humus, Şam eyaletleri. Öbürü Osmanlı'nın Bağdat, Basra, Musul eyaletlerini birleştirmişler. Hele Ürdün hele hiç yok. Yani şeyden kovunca Faysal'ı, Fransızlar Suriye'den kovunca gitti Irak'a. Irak'ta kardeşi Abdullah vardı. Ona da gittiler. Arabistan'ı böldüler. Devlet hediye ettiler. Ancak Türkiye ve İran. İran maalesef, yani maalesef mi belki Allah'tan mı, bence iyi ki çok kötü yönetiliyor. Yoksa İran gerçekten çok güçlü ve dünyanın 4., 5. zengin ve güçlü devleti olur. Allah'tan çok kötü yönetiliyor. Bir de tabii kuruluşundan bir zafiyet var. Yani İran'ın dominant unsur mesela Türkiye'nin Türklerdir, biziz. Orada Acemler azınlıkta. Asıl çoğunlukta olan Türkler. Hı hı. Türkmen Türkleri, Azeri Türkleri, Şii olsun, Türkmen olsun, Sünni olsun fark etmez. Artı Kürtler, artı Araplar, artı Belücüler. Azınlıkta Farslar. Dolayısıyla bir de kötü yönetildiği için dünyanın 3. büyük petrol zengini, 4. büyük doğal zengini, 3000 yıllık Pers İmparatorluğu, 2 milyon kilometre kare, 100 milyon nüfus ama fevkalade kötü yönetiliyor. Helikopterine yine düşüyor, A Haber buluyor. Ha, bravo. Devletten doğru. Önce öyle doğru, hocam. Doğru, yani. Doğru. Ama A Haber gitti buldu. Evet, o buldu. Saatlerce arayamadı. Bizim İHA'lar buldu. Bulamayacaktı. Şimdi Türkiye, onun için varsa yoksa Erdoğan niye? Çünkü hayır diyen bir şey. Bağımsız, egemen bir şey. Öbür Arap bir emirlikleri, krallıkları gibi 51. 52. 53. Amerikan eyaleti değil. Amerika'nın valisi değil. Bağımsız. Dünyaya şan vermiş bir milletin şu andaki cumhurbaşkanı. Dolayısıyla bu harita, şimdi demin de söylediniz 11 Haziran'da seçim yapılacak falan. Ben zerre kadar korkmuyorum. O seçim yapılsa bile hiçbir şeye kendileri de tanımayacaklar. Yapılacağına da inanmıyorum yani şey olarak. Irak'ta yaptılar da ne oldu? Hiçbir işi olmadı. Dolayısıyla yeter ki bir Putin aklını başına alsın. Biz bunu Putin'le bıraksam diyeceğiz. Biz bu harekatı yapacağız Suriye'ye ve Irak'a. O kesin kararlıyız. Yani Temmuz ayı gelmeden bu yapılacak. Türkiye'de seçimler girdi. Bir de Sayın Cumhurbaşkanımızın Amerikan seyahati vardı. Allah'tan ertelendi o şey olaraktan. O biraz geciktirdi. Bu harekatı yapıp bu teröristleri çökerteceğiz. Bitireceğiz. Başka bir şey yok bu. Diğer teröristlere bir geçelim. Siz İran bağlantısında da bahsettiniz. Bu arada İran'ı ben de çok eleştiriyorum. Pek çok şeyde İran sineması görüyorum. Ben eleştirmiyorum. Allah'tan öyle kötü bir yönetim var. Ben işte diyorum. İkiyüzlülük yapıyor. ABD ile beraber birbirlerini beslediklerini düşünüyorum ama şunu da hakkı teslim edelim. FETÖ'yü de sokmayan nadir ülkelerden. Tabii. Bir Putin uyardı ilk. Bu yapılanma dedi, biz hoşlanmıyoruz. Rusya'ya da sokmadı Putin. İran'da sokmadı. Bu dediklerinizi destekliyor aslında. ABD aparatı olduğunun çok net kanıtı. Türkiye'yi de kastediyor. Diğer terörist unsura gelelim Murat. FETÖ'yü. Birkaç gündür sen de takip ediyorsundur eminim. Pensilvanya'da bir şeyler oluyor. Önce FETÖ'nün yeğeni, bu arada ona FETÖ diyelim değil mi? Şimdi FETÖ örgütün adı, FETÖ lideri de FETÖ mu olsun? FETÖ mu diyoruz ona? FETÖ'nün yeğeni. FETÖ tabii. Çok birbirinin yerine kullanılıyor ama FETÖ, Fethullahçı Terör Örgütü ifadesinin kısaltması. FETÖ da bazen Bahçeli diyor, FETÖ diyor, ondan bahsediyor. FETÖ'nün yeğeni olduğu söylenen bir şahıs. Bunlar sosyal medyada aralarında da birbirleriyle de tartışıyorlar. Geçenlerde hatta şunu konuşuyorlardı. Ya siz 15 Temmuz'a kalkıştınız. Bunları FETÖ'cüler söylüyor bu arada. Sizi birileri tahrik etti. Kazanamayacağınız bir işe kalkıştınız. Türkiye'de darbe mi yapacaksınız diye aralarında tartışıyorlardı. FETÖ'nün yeğeni olduğu söylenen bir adam da FETÖ'nün kaçırıldığını söyledi önce. Hatta isimler verdi. Burada bir bakalım Murat, sana zahmet. Tabii. Şimdi o konuşan Ebu Seleme, Gülen Elebaşı'nın yeğeni demişler. Bu dedi ki işte amcamı mı bilmem neyimi mi kaçırdılar. Bir yere götürdüler. Evet. Birilerinin isimlerinden bahsetti falan. Cevdet Türk yolundan bahsetti. Bunu söyledi değil mi? Evet. İşaret etti. Yani Fethullah Gülen'i kaçıranlar olarak. Ebu videosu önemliydi. Çünkü içeriden Pensilvanya'dan Fethullah Gülen'in kaldığı düşünülen yerin içerisinden çekti. Bütün odaları gezdi. Evet. Ve dedi ki artık görüyorsunuz
İşte bizim Hoca Efendimiz buradan taşınmış, götürülmüş, birileri götürmüş. Kimin götürdüğüyle ilgili de bu iki isim verdi. Biri Mustafa Hakikaten Özcan. De Mustafa Özcan biliyorsunuz örgütün en önemli isimlerinin başında geliyor. Cevdet Türkoğlu da aynı zamanda Fethullah Gülen, Fethullahçı terör örgütünün en önemli iki isim. Bu çok benziyor FETÖ'cülere de, bu çok benzetemedim tipoloji. Bu uzaktan bir kilometre öteden dürbünle baksam bu FETÖ'cü derim. Var ya sosyal medyada öyle bir Necat uygulama yaptılar. Tipleri koyuyorlar, hangi örgüt olduğunu seçiyor ve halk tutturuyor yani büyük oranda. Şimdi ama Fethullahçı terör örgütünün lideri Fethullah Gülen sürekli olarak ölüyor biliyorsunuz, evet, sosyal medyada böyle periyodik olarak sürekli ölüyor. Gerçekten çok hasta ve ölmek üzere. Ölmesi halinde ne değişecek? Fethullahçı terör örgütünle ilgili ne değişecek? Bence yani bu örgüt doğrudan, biz şimdi Fethullahçı terör örgütünün darbesinden bahsediyoruz 15 Temmuz, ama biz hep sürekli devletimizin kendisi de bunu ifade etti. Sayın İçişleri Bakanımız apaçık bir şekilde dedi ki bu Amerikan CIA darbesidir dedi. Yani hani bunun şeyi yok yani. Şimdi Fethullahçı terör örgütü doğrudan CIA tarafından yönetilen Türkiye içerisindeki bir örgütlenme modeli olduğu için Fethullah Gülen ölse bile ABD'nin bununla Türkiye ile ilgili planları değişmeyeceği için Fethullahçı terör örgütü mensuplarını kullanmaya devam edecektir. Çünkü Türkiye ne yazık ki Balkanlarda özellikle Fethullahçı terör örgütünü yok etme konusunda başarılı olamadı. Evet. Orta Asya'da bazı ülkelerle özellikle Azerbaycan'da işte bir takım Türkmenistan'da, Özbekistan'da başarılı oldu ama Kırgızistan'da başarılı olamadı. Afrika'nın pek çok ülkesinde hala var. Makedonya'ya giderseniz Fethullahçıların okullarını, üniversitelerini hala görüyorsunuz. Afrika'nın pek çok ülkesinde hala bir şekilde kendilerini gösteriyorlar. Hı hı. Bazı yerlerde açık açık faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bu şu demek. Niçin orada varlar? Çünkü CIA'nin aslında oradaki karargahları bunlar. Yani bir büro şefliği gibi bir yani şey. Yani şu değil mi? Adam onu diyor. Türkiye'ye ajan gönderecek CIA'ya Uğur hocam. Amerikalılar falan burada çok sırıtır. Afrika için de aynı, evet, söz konusu. Kimleri kullanacak işte? Müslüman görünümlü, öyle numara yapan, evet, bize benzeyen, oradan içeriden yani adamları kullanacak. Yüzden fazla ülkede nasıl örgütlenebilir zaten? Herhangi bir yapı, Türkiye'deki herhangi bir cemaat, yüzden fazla ülkede nasıl bu kadar yoğun bir okul açma adam faaliyeti yürütebilir? Adam İzmir'de bir caminin imamıyken sen 250 tane dünyanın yerinde okul, bir tanesini bile açamazsın. Yani. Buna mutlaka bir yerden geliyor bu akıl, bu yapabilme gücü. Hani bunu hep konuştuk ama bütün açtığı ülkelerde hiçbirisinde hayır, hizmet, himmet için yapılmış şeyler değil. Yani atıyorum mesela işte Burundi'de gitmiş bir okul açmış da o okulda Burundili fakir fukaranın çocuklarını alıp okutmuş değil. Nereye giderse gitsin o ülkelerdeki devletin içerisindeki önemli kişilerin, bakanlar, generallerin, bakanların çocuklarını bedava çocuklarını alıp doğrudan onlar da biliyorlar. Yani hani mesela işte Ruanda'daki, Uganda'daki devlet yetkilisi çocuğu o okulda okuduğunda o biliyor ki bu CIA'nin. Ya yani Amerikan Kültür Üniversitesi'nde okuyor. Amerikan Koleji'nde okuduğunu düşünüyor zaten. Sadece yani, Müslümanları da kafalamadılar bu arada. Tabii tabii. Koç bile gitti işte şeyde. Türkçe olimpiyatlarında para bastırıyorlardı. Şey oluyordu, insanlar öyle düşünüyorlardı tabii, demek elbette ki. Yani bunlar Türkçe'yi geliştiriyorlar bilmem ne diye. Türkiye Türk halkına, Türk toplumuna karşı propagandası Türkiye'nin dünya üzerindeki bir misyon şefliği gibi hareket etmek noktasındaydı. Türkiye'deki sempatisini böyle artırdı. Ama Orta Asya'da, Afrika'da, Balkanlar'da çalışırken onlar muhatap oldukları ülkelerdeki insanlar bunların Amerikan istihbaratının bir aparatı olduğunu çok net biliyorlardı. Onun için başta da söylediğin gibi giremediği tek ülke Rusya oldu. Çünkü Rusya doğrudan dedi ki bunlar CIA aparatıdır, CIA'nin bölge şeflikleridir. Biz bunları ülkemize sokmayacağız ve burası bir eğitim kurumu değildir demişti. En başından beri bunu söylemişti ve Rusya'da hiçbir tane Fethullahçı terör örgütünün okulu açılmadı. Rahmetli Mehmet Barlas'ı burada bir anmak istiyorum. İlk önce onunla bir konuştular. Bir Rus gazetesi geldi buraya. Onunla konuştular. Bu Soros'la ilgili falan konuşuluyor. Ya dedi işte... Bu da dedi sizde aynı onun gibi işlev gören bir şeydir. Evet. Yani Rus gazeteye konuşmuştu. O dönem Fethullahçılar ayağa kalktılar. Onlar öyle deniliyordu. Hı hı. Ya bunu nasıl denilir falan. Siz dedi bayağı CIA'nin aparatı olarak çalışıyorsunuz. Tabii. Rusya'da da. Başından beri. Sonra da bu fotoğrafları yayınladılar. Evet. Ama önce şunu söyleyebilir miyiz Murat? Senin anladığım kadarıyla söylediklerinden yani Fethullah Gülen'in öldüğünü söyleyen adam Fethullah'la aynı yerde yaşayan yeğeni ve odaları modaları çekiyor. Yani bir şey olmuş bu adama. Öldüğünü iddia etmiyor, kaçırıldığını söylüyor. Örgüt içi bir darbe söz konusu olabilir o zaman, bunu söyleyebiliriz. Ya bu bence böyle değil. Muhtemelen başına ağır bir şey geldi. Ya şu anda kötürüm vaziyette, konuşamayacak durumda, felç geçirmiş olabilir. Yani ölmek üzere olduğunu düşünüyorum. Hı. O sebeple o görüntüyü kaçırıp, peki bu yani biraz önce dedik ya Fethullahçı terör örgütünün lideri ölse örgüt Amerika açısından bir şey kaybeder mi? Hayır, kaybetmez. Ama bu kişi Fethullahçıların, örgütün mensuplarının mahkemelerdeki şeylerini düşünün.
Koskoca general mesela. General avukattan bir tane şey alıyor. Küçücük bir pusula alıyor. Pusulada diyor ki hoca efendi sizin için filanca ayetleri okuyor şu anda diyor. İşte şunları şunları söylüyor. Şu duaları okuyor. Sakın ha teslim olmayın. Çok yakın bir zamanda bu işte Erdoğan yıkılacak, devrilecek diyor mesela. Koskoca bir general, Tuğ general o pusulayı alıyor ve ondan sonra mahkemede ifadelerini değiştiriyor. Bunlar açısından... Ha, direnenler, içeride evet, çözülmeyenleri de, evet, işte desteklemek evet, evet, için. Bu açıdan Fethullah Gülen kendi imajı örgüt mensupları üzerinde kainat imamı diyorlardı biliyorsunuz. Peygamberlerden, rasullerden, nebilerden üst bir makam yani. Doğrudan Allah'la irtibat kuran bir şey. Neredeyse vahiy aldıklarını söyleyecekler. Şimdi kainatın imamı olan, dünyanın değil, bütün kainatların, ins ve cinin hepsinin imamı olan bir şeyden bahsediyoruz. Yani dünya tarihinde, mezhepler tarihinde falan. Mars'ta İslam, hayat bulunsa, oraya bulunsa gidiyorsa oranın da imamı. Şimdi böyle bir adamın ölmesi demek şey gibidir yani Mehdi'nin ölmesi gibi bir şeydir. Yani nasıl öldüğünde dünyası yıkılır bir kişinin. Çünkü dünyada farklı farklı tarihlerde Mehdi'ler ortaya çıktılar. Öldüklerinde onların hepsi şeye uğradılar yani psikolojik yıkıma uğradılar. Bu adamın ölmesi demek örgüt içerisinde çok ciddi bir psikolojik yıkıma sebebiyet evet, verecektir. Bunu bu arada kardeşinin etmeyelim, adı da Mehdi değil mi? Bu kendisinin de Mehdi olduğunu inanıyorlar. Ama isim adı olarak da ismi. İsim olarak da Mehdi. Böyle şeydi biliyorsunuz bunlar böyle çok enteresan. Öyle yetiştirilmişler şeyle, ama buna biraz göre yetiştiriliyorlar. Fethullah Gülen'in kendi doktrininde de o var yani. Bu dünyayı kurtarmaya, yani dünyayı kurtaracak olan Mehdi Muntazır'dan, geçen yayında anlatmıştık. 12. imam olan Mehdi Muntazır'ın gayb 6 yaşındayken öldüğü ya da gayba çekildiği, işte tekrar dünyayı hala hazırda yönettiği falan inanılıyor. Bu kişi de Mehdi'nin önünü açan, ona hazırlayan bir imam olarak kendisine rol biçtiği, örgüt mensuplarını da bu şekilde anlattığı için bunun ölmesi halinde dünyadaki nizamın çökeceğine inanacaklar. Bu ölmeden birisine el vermesi lazım ya da bir şey demesi lazım. Yani o zaman sen bu operasyonu şey görüyorsun. Sağlık durumu çok kötü. Çok başka kötü, bir yere götürdüler. Örgüt içi bir darbe gibi değil, görmüyorsun çok örgüt fazla. Örgüt içi darbe değil. Örgüt kendisi ya daha doğrusu şu yani ABD istihbaratı dedi ki ölmek üzere bu adam bu şu haliyle yani ölmüş bir bedeniyle bize bir işe yaramaz. Bir süreliğine hiç olmazsa örgüt mensupları hala psikolojik olarak bizimle irtibatını devam ettirebilsin, yıkıma uğramasınlar diye yani cesedini göstermeyeceğiz. O fotoğraf peki gerçek değil mi? Bir görelim mi o fotoğrafları Samet? Az önce verdiğiniz fotoğrafları. Dediler ki boynunun arkasına bir şey eklenmiş. Sosyal medyaya yayınlanan bu haliyleydi değil mi? Bir tarafa bakıyor. Mesela kameraya bakmıyor diyorlar. Daha net görüntüsü yok değil mi bunlar? Öyle mi? Öyle bir dizayn gibi geliyor mu Necat sana? Nasıl görüyorsun bunu? Yani Alzheimer'lı bir insan gibi gözüküyor aslında. Hmm. Baktığımız zaman çok kendinde değil. Ama kameraya bakmış bakmamış zaten biraz artık benliğini kaybetmiş gibi görünüyor. Hmm. Ama oraya yürüyebiliyor mu işte kendi yürüyerek gidebiliyor mu yoksa oturtuyorlar mı? İşte altına mı yapıyor? Yatalak mı? Onları bilemiyoruz. Onları bilemiyoruz. Bu arada bir camdan da herhalde yansıma var değil mi? O fotoğrafı Cevdet çeken Türkoğlu, kişi görülüyor. Kim çekiyor? Onun olduğu mı iddia edildi onun, ama şu Cevdet camda... Ha şurada yansımalı. Evet. Onun da orada oldu. Boynu desteklenmiş diyorlar. Yani oturtulmuş, yani dik tutuluyor sonuç diye. Sonuç olarak büyük ihtimal aklı yerinde değil. Hani önemli olan o. Ama sonuçta canlı yani şu anda. Evet. Ölü falan canlı değil yani. Yani bu tabii, ölünün fotoğrafına da bakmıyoruz. Bugün canlı olduğu düşünülürse evet.